Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir fotoğrafçılık dersinde yine beraberiz. Bu hafta sizlere fotoğrafçılıkta, yani daha doğrusu fotoğraf dersi olarak güzel etkili fotoğraf çekmeyle ilgili birkaç teknik göstermek istiyorum veya anlatmak istiyorum. Malum hepimiz fotoğraf çekiyoruz. Lakin bazı çektiğimiz fotoğraflar daha güzel, daha etkili olurken bazen çekilen fotoğraflar pek de bir ilgi, alaka görmüyor. Bu dersimizde bunların, daha doğrusu bu güzel çekilen fotoğrafların etkili olabilmesi açısına etkilenen olan nedenler üzerine biraz değinmek istiyorum. Bunları ben kısaca maddeler halinde düzenledim. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Eminim bu videodan sonra siz de daha güzel, daha etkili fotoğraflar çekmeye başlarsınız. Zaten dersin sonunda da sizlerle ilgili, yani daha doğrusu sizlere hazırlamış olduğum slaytı izlediğiniz zaman ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız arkadaşlar. Burada işte güzel, etkili fotoğraflar çekerken bahsettiğimiz kuralları kısaca sıralamak istiyorum. Ve bunlardan birisi arkadaşlar, fotoğraflarda malum dikkat çekmesi için parlak noktalara yer vermemiz gerekir. İşte bu ters ışık olabilir. Ondan sonra renk geçişler olabilir. Kontrast renkler olabilir. İşte yeşil bir orman içerisinde kırmızı bir objenin ne kadar çok dikkat çekeceğini iyi kötü tahmin edebilirsiniz. Veya gözünüzde bir canlandırabilirsiniz. Bu konuyla ilgili daha detaylı fotoğraflar falan da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. İnternette bol bol doküman var. Bunlar size her zaman ışık tutacaktır. Yani fikir verecektir. Bu konuda kesinlikle işte yok ben iyiyim, ben bir başkasının fotoğrafını inceleme gereği duymam falan gibi bir düşüncede bulunmayın. Emin olun, eğer profesyonel bir çalışma yapmak istiyorsanız veya kendinizi profesyonel olarak göstermek istiyorsanız mutlaka bunlara değinmeniz gerekir, bakmanız gerekir. Sürekli yeniliklere açık olmanız gerekir. Ondan sonra perspektif, derinlik duygusu var. Bir ikinci madde olarak ifade etmek istersek. Burada da işte çektiğimiz fotoğrafları tek düze çekmekten ziyade biraz daha derinlik etkisi vermek veya işte o ortamdaki objelerden, nesnelerden veya bir manzara çekimi yapıyorsak ağaçlardan veya cadde falan varsa direkt veya evleri kullanarak bir derinlik etkisi verebiliriz arkadaşlar. Bu da fotoğrafımızın daha derin olmasını ve daha etkileyici bir şekilde sunmamızı sağlar. Ondan sonra bir diğer unsur ise arkadaşlar, fotoğraflarımızda yansımalara, ışık yollarına, ışık hüzmelerine yer verebiliriz. Bunu gerek gece çekimi yaparak, işte araba farları olsun, cadde sokak lambaları olsun, bunları yansıtarak veya efektif filtreler falan var. Bunlar da gerekirse daha sonraki derslerimizde gösteririm. Yani şurada kısaca ifade etmek istersem, şurada gösterdiğim şeyler, filtreler. Bunlar da farklı filtreler kullanarak işte ışık yolu yansıması veya gölgelere yer verebilirsiniz. Yıldız efektif filtreler falan var veya buna benzer filtreler. Bunları kullanarak da işte yansıma olsun, ışık hüzmeleri olsun, buna benzeyen işte güneşin suya yansıması olur, bir göl kenarındaki dağın yansıması olabilir ve evlerin, manzaraların yansıması olabilir. Bunlar da yine fotoğraflarımızda etkili, hoş bir izlenim, bir sunum oluşturur. Buna da dikkat etmekte fayda var. Bunlarla ilgili örnekler ilerleyen dersin sonuna doğru bir slide olarak, bir fotoğraf sunum olarak sizlere sunmak istiyorum. Videoyu izledikten sonra, ders bittikten sonra mutlaka o fotoğraflara da bakmanızı tavsiye ederim şiddetle. Ondan sonra arkadaşlar, net bulanık fotoğraflar çekerek yine etkili, güzel sunumlar yapabiliriz veya paylaşımlarda bulunabiliriz. Bu nedir? İşte ön net, arka full olabilir veya tam tersi, arka net, ön full olabilir. Bu tamamen çekmek istediğiniz konuyla alakalı. İşte ne tür? Mesela bir genelde ben çok rastlıyorum, çok denk geliyor. Dışarıda çekim yaparken abi arkayı nasıl full yapabiliriz veya işte öndeki nesneyi nasıl fullleştirebiliriz gibi sorular falan geliyor. Bunlar da ister istemez dikkat çeken hususlar. Bunları da yapmak zor değil.
Malum işte objektifler burada farklı boyutta, farklı ebatta, farklı özelliklerde. Bunların da ayrı ayrı incelemesini ve detaylı bir şekilde anlatımını size sağlayacağım arkadaşlar. Önemli olan işte çektiğimiz fotoğraflardaki o netlik oranına dikkat edebilmek. Bunu da arzu ederseniz bir sonraki dersimde işte diyafram kullanımı veya enstantane kullanımı veya kullanarak netlik veya fullük fotoğraflar nasıl çekilir ona değinmek isterim. Ondan sonra arkadaşlar daha sonra ışığı dengele kullanmak. İşte bunu daha önceki derslerde de bir ya da iki önceki ders. Bunlar iki önceki dersimde işte gölgeli fotoğraflar falan adlı bir video çekmiştim işte. Şimdi genelde stüdyo olmadığı için ben dış mekan falan çekimlerinde falan yaparken sert ışıklar kullanarak yarı gölgeli fotoğraflar çekip onları bir bilgisayar ortamında işledikten sonra ışık gölge oyunlarını biraz daha artırarak sunum yapıyorum. O da daha çok olduğundan daha çok dikkat çekti şey yapıyor. Oluşturuyor. Arkadaşlar işte genelde güzel etkili fotoğraflarla ilgili vermek istediğim bilgiler bunlar. Bunlar çoğaltılabilir ama genel anlamda genel kısa ve öz olarak ifade etmek istersek bunlar gerçekten çektiğiniz fotoğrafların daha etkili, daha güzel, daha efektif olması açısından olmazsa olmazlardan diyebiliriz. Bunlar çoğaltılabilir ama ben genel anlamda kendim yaşadığım ve karşılaştığım olaylar neticesinde bu maddeleri sıraladım. Bu maddeler oluşturdum. Bunları siz artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Ama dediğim gibi fotoğrafta ışık, kompozisyon, oran orantı bunlar olmazsa olmazlardan ve bu olmazları bu saydığım maddelerle de bir bütün haline getirdiğimiz zaman emin olun çektiğiniz fotoğraflara bir süre sonra siz dahi inanamayacaksınız. Ben bunu her zaman söylüyorum arkadaşlar. Kesinlikle utanmayın, çekinmeyin. Ünlülerin fotoğraflarını veya bir konuyla ilgili çekim yapacağınız zaman o konuyla ilgili bol bol fotoğraf inceleyin, araştırın. Bu kitaplardan olabilir, bilgisayar ortamından olabilir, başka ortamlardan olabilir. Bunlar size her daim kolaylık sağlayacaktır. Hangi konuyla ilgili çekim yapmak istiyorsanız, işte bu manzara olabilir, doğa olabilir, portre çekimleri olabilir ve benzeri yani bir sürü fotoğraf başlığı altında inceleyebiliriz. Ama bu kriterler sizin her zaman karşınıza çıkacak kriterlerdir. Bunları mümkün mertebe beyninize yerleştirin arkadaşlar. Bunlar her daim sizin için önemli olur. Evet arkadaşlar, bu bahsettiğim kurallara ek olarak birkaç madde daha size sunmak istiyorum. Bunlar da bunlarla beraber işinize yarayacağını düşünüyorum. Ben mesela özellikle bu güzel ve etkili fotoğraflar çekme konusunda bahsettiğim kurallara istinaden bir de çekime giderken genelde hangi konuyla, hangi alanla ilgili çekim yapacaksam ona göre bir ön inceleme yapıp da çekime çıkarsanız bu da sizi hayat kurtaracak şekilde bir önlem almış olmanızı sağlar ve bu sizi daha profesyonel yapar. Nasıl? Şimdi şöyle söyleyelim. Diyelim ki işte bir doğa fotoğrafçılığına gideceksiniz veya bir düğün fotoğrafçılığına gideceksiniz. Bir ön inceleme, bir ön araştırma yaptığınız takdirde ne gerekiyor? İşte düğün fotoğrafçılıkla ilgili yanınızda bulunması gereken nedir? İşte bir tepe flaşı kullanabilirsiniz dış mekanlarda veya para flaşınız varsa para flaş kullanabilirsiniz. Onun dışında düğün çekimlerinde özellikle 80 mm'lik lensler kullanılıyor arkadaşlar. Bu daha çok işte belirli bir mesafede kullanıp gerekirse alan derinliğini vermeniz veya normal modlarda çekim yapmanızı olanak sağlayan. Çünkü gelin damatın çok da ağzın içine girme gibi bir lüksünüz olmuyor. Belirli bir mesafe falan koymanız gerekiyor. Daha sonra objektifle gereken yaklaşma ve uzaklaşma yapılıyor. Bu mesela bununla ilgili edinmiş olduğunuz bilgiler sizi orada, o sahada, o çekim esnasında daha profesyonel kılacaktır. Ve bu da sizin işinize her zaman artı bir
etki olarak gelecektir. Onun dışında arkadaşlar, dediğim gibi işte çektiğiniz fotoğraflarda daha iyi olabilmek için taklit edin gerekirse. Yani nedir? Bundan hiç çekinmeyin. Tamam, bir fotoğrafın aynısını çekme imkanınız olmayabilir ama o fotoğraflardan özellikle ün almış, değer kazanmış veya işte birçok kişi kitle tarafından beğenilmiş fotoğraflarda şey yapabilirsiniz. Taklit edebilirsiniz. O fotoğrafı da kullanılan materyaller kullanabilirsiniz veya ona benzer nesneler kullanabilirsiniz. Kompozisyonu ona göre ayarlayabilirsiniz. Bunları defalarca tekrarlaya tekrarlaya hem kendi becerinizi geliştirmiş olacaksınız. Hem de daha pratik bir şekilde ilerlemiş olursunuz. Şey yaparsınız. Çekilmiş fotoğraflardan bu yüzden faydalanmaktan yana şey yapmayın. İşte bu beni amatör yapar falan gibi düşünmeyin. Tam tersi, fotoğrafçılık da bu tür olaylar sizin gelişiminizi daha çok etkiler. Ben şahsen kendi açıma, ben ne kadar çok fotoğrafı incelediysem, araştırma yaptıysam, bana bir o kadar katkısı oldu. Bu şekilde de kendimi sürekli geliştirdim ki belirli bir süre sonra zaten o kurguyu kendiniz kafanızda şekillendirmeye başlıyorsunuz işte. Buraya gittiğim zaman bu malzemeler kullanarak çekim yaparım veya bu tarafa gittiğim zaman bunlar kullanarak çekim yaparım gibi yaparsınız. Ve bunun dışında işte normal sokakta gezerken veya bir yerde otururken, çay içerken, kahve içerken şey yapabilirsiniz. Aklınıza farklı fikirler geldiği zaman mutlaka ya telefonunuza ya bir yanınızdaki bloknota not alın. İşte şu şekilde bir çekim yaparsam daha güzel olur gibisinden. Bunlar çünkü fikirler gelip geçicidir. Her zaman aklınıza gelmeyebilir. Daha sonraki bir ortamda oturduğunuz zaman ya ben şurada ne düşünmüştüm, ne çekeceğim diye nasıl bir fikir düşünmüştüm diye düşünmektense not defterinizden açıp rahatlıkla onu uygulamaya geçirirsiniz diye düşünüyorum. Bu da sizi yine rahatlatır ve işinizi kolaylaştırır. Bir de hazır basma kalıp kurallardan kurtulun arkadaşlar. Yani ne demek? İşte düğün çekimine gidiyorsan işte böyle böyle çekim yapacaksın. Makro çekime gidiyorsan onu yapacaksın. Ve işte illa çekim yaparken bu objeler olması gerekiyor veya şöyle şey olması gerekiyor. Bazen de farklı bakış açıları sizin fotoğrafınızı daha etkili, daha beğenilir bir şekilde kılabilir. Bunu da yine dediğim gibi dersin sonundaki videoları takip ederseniz, fotoğrafları, slide sunusunu bakarsanız orada zaten başlıklar halinde sıralayacağım arkadaşlar. Orada da bu işte hani konu belirleme veya işte farklı düşünceler veya işte ışıktır, kompozisyondur neler demek istediğimi orada daha rahat bir şekilde algılarsınız. Bakarsınız arkadaşlar. Şimdiki dersimiz bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Son olarak da şunu eklemek istiyorum arkadaşlar. Çekime giderken mutlaka ama mutlaka ihtiyacınız olan malzemeyi götürün. Fazlalık bir malzeme toparlayıp da işte hani birilerine hava atma, birilerine gösteriş yapma gibi bir düşünceye kapılıp da bir sürü malzemeyle sahaya çıkmayın. Bu bir, malzemenizin zarar görme oranını artırır. İkincisi, size belirli bir süre sonra çok aşırı bir şekilde yük olacaktır. Bu da sizin performansını düşürür arkadaşlar. Nedir? İşte hani makro çekim yapacaksanız bir 100 milimlik makro objektif çok rahatlıkla işinizi görebilir. Veya işte bir safari falan çıkıyorsanız bir teleobjektif işinizi görecektir. Onun dışında işte normal lenslerimiz falan var. Özellikle portre çekimi falan yapmak istiyorsanız sadece 50 milimlik 1.8 diyafram değerine sahip lensi tavsiye ederim arkadaşlar. Özellikle ön ve arka netlik ilişkisini çok güzel sağlayan bir objektif. Onun dışında işte ihtiyacınız olan filtreler işte güneşli havada gidiyorsanız polarize filtreye kesinlikle tavsiye ederim. Veya ultraviyole filtre kullanmanızı tavsiye ederim. Su, şelale ve benzeri akan su, pamuksu, ipeksi bir doku vermek istiyorsanız endi filtre tavsiye ederim arkadaşlar. Bu şekilde ekipmanınızı seçip işte hangi çekim yapacaksanız ona göre bir malzeme seçip bir ona göre çantanızla çıkarsanız bu da sizin arazide daha rahat, daha pratik iş yapmanızı olanak sağlayacaktır.
Özellikle zaten arazide çekim yapıyorsanız, mutlaka bir tane de tripod olması gerekiyor yanınızda. Bunlara dikkat ettikten sonra arkadaşlar gerisi sizin tamamen perspektifinize, görüş açınıza, göz zevkinize kalmış bir durum olur. O da artık neden hoşlanıyorsanız ona göre çekimler yaparsınız arkadaşlar. Benim şimdilik anlatmak istediğim bu kadar. Sormak istediğiniz sorular varsa, aklınıza takılan veya anlattıklarımın içerisinde eksik olanlar falan varsa onları hatırlatırsanız veya söylerseniz onlarla ilgili de gereken açıklamalar yapıp dersler şey yaparım. Aşağıda açıklama kısmına e-posta adresimi ekleyeceğim arkadaşlar. İsterseniz çektiğiniz fotoğrafları gönderirsiniz. Orada bir yorum, analiz yaparız. Beraber bir fikir alışverişinde falan bulunuruz. Bu şekilde sizin bana, benim size bir katkım, bir desteğim olur arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.